Yani var olan aktörlere baktılar, var olan aktörlerin siyaset tarzlarına baktılar ve gerçekten CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem İyi Parti'nin seçime girmesi için 15 milletvekili vermek gibi bir hamle beklemedikleri açık. Hem de böyle bir sıfır baraj ittifakı gibi bir şey yapmayacaklarını varsaydılar. Halbuki belki de bir yandan da daha seçim sürecinden önce bile başlamış temaslar vardı. Yani farklı konuları esas alan. Yani Türkiye'de çünkü siyasetin temel problematiği ve bugün baktığımızda temel karakteristiği şu: kimliklere sıkışmış ve kimlikler üzerinden kutuplaşmış. Dolayısıyla bir yandan bakarsan donmuş bir fotoğrafa bakıyorsun. Yani benim hani Erol Katıcıoğlu'ndan ödünç alıp da sıkça kullandığım kimlik sayımı yapıyoruz, seçim yapmıyoruz gibi. 2014'ten bu tarafa bak, bütün yerel seçim, cumhurbaşkanlığı, referandum, 3 aşağı 5 yukarı sayılar aynı. Yüzdeler katılıma göre değişiyor falan. Bu da onu gösteriyordu. Dolayısıyla AK Parti oyunu yine buradan kurdu. Yani böyle olacak. Dolayısıyla da hayat tarzı burada dindarlar, mütedeyyinler, milliyetçiler, muhafazakarlar bir arada. Öbür tarafta da işte şeytanlar ya da solcular, yani sol omuzda günahı yazan meleklerin olduğu. Öbür tarafta işte Zerdüşt mü? Doğru mu söylüyorum? Tayyip Bey'in söylediği HDP'liler falan. Yani bir hayat tarzı üzerinden muhafazakarlar, sekülerler ya da geleneksel sağ solcular diye bir kutuplaşma üzerinden oyun oynanacağını sandı. Ve oyunu da kendi de böyle kurdu. Çünkü böyle olunca öbürlerini ötekileştirmek, şeytanlaştırmak daha kolaydı ve nitekim de son 5 yıldır hep bu dilden yürüyor. Ama hem CHP hem de Saadet Partisi ve HDP, daha sonra İyi Parti'de bir miktar eklemlendiği söylenebilir, oyunu bozdular. Yani bir kere önce sıfır ittifak, sıfır baraj ittifakını yaparak. Şimdi o neyi üretti? Bir kere doğru da yaptılar ayrıca. Yani eğer bir yasayla MHP'ye veya herhangi bir partiye bir istisna barajın uygulanmayacağı bir istisna maddesi getiriyorsanız, o zaman ben de diğer herkes için bunu sıfırlıyorum demiş oldular. Tabii ki eksiklik HDP'yi dahil etmemeleriydi veya HDP ile yan yana geliriz gelmeyiz tartışmalarıydı vesaire. Ama en azından İyi Parti'nin ve Saadet Partisi'nin CHP ile bu hareketi yapmış olması o AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in kurduğu kutuplaşma oyununu bir miktar bozdu. Kürsülere, meydanlara bunu yansıtıyorlar, yansıtmıyorlar ayrı. Bana soruyorsan çok yeterince güçlü biçimde yansıtamıyorlar o beraberliğin ne anlama geldiğini. Evet.